GRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Besle. Gaziantep'in gündemini paylaşacağımız haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimize başlayalım. Gaziantep'te arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hastanede hayatını kaybetti. Arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Olay Şehit Kamil ilçesi Çağlayan mahallesinde 8 gün önce meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Şahin Aslan arkadaşı 14 yaşındaki S.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle 14 yaşındaki çocuk yanındaki bıçakla arkadaşı Şahin Aslan'a saldırdı. Aslan aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken S.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ağır yaralanan Aslan çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansa Doktor Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan genç sabah erken saatlerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Aslan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Avukat Oğuz Hocaoğlu haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Avukat Oğuz Hocaoğlu haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. Hocaoğlu il binasında düzenlediği toplantıda daha önce Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun istifaya çağırdığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer belediye başkanlarına yaptığı gibi Tahmazoğlu'nu da görevden almalı dedi. Sayın Bülent Arınç'ın ruhsatsız açtığı Tahmazoğlu'nun üstünde bulunduğu FETÖ'nün yapısını da gör. El at gereğini yap. Çünkü burada kimse gereğini yapmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar sesleniyorum. Gerek Cumhurbaşkanı olarak, gerek AKP Genel Başkanı olarak, gerek Başkomutan olarak gereğini yapın. Başkan Hocaoğlu kongre süreciyle ilgili de bilgi verdi. Biz Gaziantep olarak kongremizi yapamamıştık. Genel merkezimizin yapmış olduğu olağan ve olağanüstü kongrelere katılamamıştık. Bu Gaziantep için büyük bir ayıptı. Bunu biz hem iktidar hedefliyoruz, birinci parti olacağız diyoruz Gaziantep'te ama daha kongremizi yapamayan bir iliz. Çelişki içindeydi. Ben göreve ilk geldiğim gün dedim ki ben genel merkezde görüşeceğim, hukuken mümkün olan en yakın tarihte kongreyi yapacağım. Sağ olsun teşkilat başkanımız, değerli bakanımız Koray Bey de bizi kırmadı. Bizim İyi Parti Genel Merkezi olarak kongre takvimimizi 2 yılda 1 olduğu için 1 Şubat tarihi olarak açıkladılar. Ben 1 Şubat'tan önceki hangi tarihte kongre yapmış olsaydım olağanüstü kongre olacaktı. 1 Şubat'tan sonra tekrar kongre yapmam gerekecekti. Yani ben bugün kongre yapmış olsam 1 Şubat'tan sonra tekrar kongre yapmam gerekiyor. Çünkü yapmış olduğum kongre olağanüstü kongre oluyor. Bu sebeple 1 Şubat'tan sonraki bir tarihi almamız gerekiyordu. Ben söz verdim dedim ve ilk kongre tarihini bize verdiler. 1 Şubat 2020 itibariyle Türkiye genelinde kongreler Gaziantep'te başlamış oluyor. Medyada siz de görüyorsunuz, biz de okuyoruz. Yok kayyumdu, yok şuydu, yok buydu. Partimiz aleyhine kendilerini iyi partili olarak atfedip ancak genel merkez ve genel başkan adına konuşanlar var. Ben bunları ihraç etmedim. Disipline de sevk etmedim. Çünkü bunları muhatap almıyorum. Birisini ihraç ettiğinizde muhatap almış olacaksınız. Hem kendini iyi partili diyeceksin, hem genel merkezi hakkında konuşacaksın. Yani ben bu kişilerin biraz onurlu ve şerefli davranmasını, kendiliklerinden istifa etmesini istiyorum. Sıklıkla tercih edilen balık sofralardaki yerini aldı. Balıkçılara göre bu sene balık bol. Peki fiyatlar nasıl? Bermel Baran ve Mikail Tanrısever Gaziantep Balık Pazarı'na gitti. Detayları ekranlara getirelim. Burası Gaziantep Balık Pazarı. Balıklar tezgahlardaki yerini alırken Karadeniz'in gözdesi hamsinin kilosu 15 TL, çinekopun kilosu ise 45 TL'den satılıyor. Hamsi 12 lira, kubbes 20 lira, mezgit 50 lira, mercan 25 lira. Balıkçılara göre bu sene balık bol. Tezgahlarda ortalama 62 balık çeşidi yer alırken daha çok et tüketen Gaziantep'lerin ilgisi de balığa kaymaya başladı. Teyzeciğim tercihiniz etten mi yana balıktan mı? Balıktan yana.
neden tercih ediyorsunuz? Balık yararlı olduğu için. Mevsimine göre şu anda balık biraz daha ağır basıyor. Yani balık mevsimi tabii ki balık. Balık daha güzeldir tabii ki. Vitamin bakımından. Vatandaşlar balığı tercih etmek istiyor ama önlerine pahalılık engel olarak çıkıyor. Balıkçılarsa balık fiyatlarını geçen yılla karşılaştırıyor. Fiyatlarımız çok fazla değişmedi diyor. Balık fiyatlarını nasıl buldunuz? Pahalı annem. Çok pahalı. Yani. Et mi tercih ediyorsunuz yoksa balık mı? Ya balığı tercih ediyoruz ama çok pahalı, alamıyoruz yani. Hemen hemen etten yarışıyor. Geçen yılın aşağı yukarı denk giden bir fiyat seyrinde. Kazananlar için çok iyi. Kazanmayanlar için de zaten hiçbir şey yiyemez. Balıkçılar taze balığın nasıl olması gerektiğini de ipucunu vermeyi ihmal etmedi. Taze balığı nasıl ayıracağız? Gözlerinden kulağından. Kulakları kızarıksa o balıktan şaşmayacaksınız. Birincisi bu şekil parlak olacak. Ayrıca balığın gözleri yıldır yıldır olacak. Hamsi de o şekil. Mesela donmuş balıkta ister istemez göz mat olur. Ayrıca göz içerisinde kayma olur. İnsanlar niye tavuğu tercih etsin? Gelsin hamsi yesin. Gaziantep'te süs balıklarına talep her geçen gün artıyor. Gaziantep'te süs balıklarına olan talep artıyor. Satıcılar artan talebi süs balıklarının stres asmaya iyi gelmesine bağlıyor. Satışlardan memnun olduklarını dile getiren satıcılar, balık fiyatlarının 3 ila 150 TL arasında değiştiğini ifade ederken en çok rağbetin Japon gruplarına olduğunu vurguluyor. Balıkların %70'i şu an Singapur'dan, Tayland'dan, Endonezya'dan, Vietnam'dan genelde ithalat olarak geliyor. Tabii bunun içinde yurt içinde de Mersin'de olsun, Adana'da, İzmir'de biraz iklimi yumuşak olan noktalarda üretim yapan kişiler de var. Tabii oranın üretimleri yurt dışı gibi çok fazla çeşit olmadığı için mecburen yurt dışına ithalatlar yapılıyor. Balıklara bu an rağbet biraz daha fazla. Sebebi de şundan ibarettir ki ne? Stresi aldığı doğal olarak bilinir. Yani akvaryumun karşısına oturun yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika. Şöyle gözünüzü direkt nokta olarak verin kendine. Alacaktır beyninizdeki bütün yorgunluğu ve stresi. Ha, şu an en çok balıkların bakımı çok kolay onlar. Mesela Japon gruplar insana çok kolay bakabiliyor. Soğuk sıcak etkisi yok. Yanı sıra da ciklet denilen grubunda çeşidi çok fazla, grubu çok fazla. Onlar yine çok dayanıklı gruplar. Buradaki balıklarımız 3 TL'den başlar. Yaklaşık 3 ile 5, 7, 10 diye yükselip giderekten en pahalısı 150 TL. Akvaryumlar ucuzdur, çok pahalı değiller. Ya 20 TL'den başlıyor. Maksimum şu an iş yerindeki akvaryumlar 20'den 100-150 arası değişiyor. Klasik akvaryumlar. Bir de ithal modelliklerimiz var. Onlar da maksimum 300 TL'den başlar. Yaklaşık otomatikmen 10-12 milyon çıkan modeller var. İnsanların bütçesi genelde küçüğe yettiği için küçük biraz daha tabii ki fazla satılır. Yani ortalama 75-150 arası akvaryumlar daha fazla satılır. Bir haberin daha sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.